Et Devlet kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben amatör balıkçının Salit. Bugün şu bir tane makine var, onu test edeceğim. Hani almıştık Albastar'ın son 50 modeli vardı arkadaşlar. Bir video çekmiştim sizlere. Daha atmadan buradan kapıştım. Amatörlük böyle bir şey işte, karıştırıyorsunuz. Şimdi o gün bir video çektik. Arkadaşlardan birisi yorum yazdı, markaları kötülüyorsun diye. Arkadaşlar, ben o videoyu 3 kez izledim. Kendi yükledim videoyu. 3 kez izledim yani. Baştan sona atlatmadan izledim. Hiçbir şekilde hiçbir markanın kötülemesini yapmadım. Yapmış olduğumuz neydi? Tamamen fiyatsal açıklamalar yaptım. Yani bazı arkadaşlar da farklı yorumlar yazdılar. Kıyaslama yaptığımız fiyatlar Türkiye içindeki fiyatlar arkadaşlar. Türkiye içindeki A firmasının B firmasıyla arasında yapmış olduğu satış, aradaki kar, yurt dışından gelen mallar da Türkiye'de daha çok yoğunlukta satılıyor. Ve yurt dışından aldığınızda ne kadar farklı, Türkiye'de aldığınızda ne kadar farklı. Yani yurt dışından aldığınızda o ürün çok daha uyguna geliyorsa onu öneriyorum size. Yani marka kötüleme değil arkadaşlar, benim elimde. Hani bende marka takıntısı da yok. Her markada makinem, her markada oltam vardır. Zamanla bunları size göstereceğim. Şu an o gün kötüleme dediğiniz, yani dedikleri makineyle şu an atıyorum. Albastar'ın, bende Albastar'ın kamışları da var arkadaşlar. Albastar'ın çok eski müşterisiyim ben bu arada. Albastar sevdiğim bir markadır. Sevdiğim başka markalar da var. Şu an SOT 50 modeline bakıyorum. Bu 5000'lik miydi? 5000'lik makine bu. Makine güzel arkadaşlar, yani makine metal. Şurada bir şey plastik aksamı da var tabii ki ama. Bugün de istavrit yok. Geçen videoda istavrit güzeldi. Makinenin sarımı falan güzel. Hani böyle bir kalite hissiyatı veriyor. Bu makinenin bugünlerdeki fiyatı 750 bin lira arası arkadaşlar diyelim. Çünkü hani sabit bir fiyatı yok. Keşke sabit bir fiyatı olsa. Herkes aynı fiyattan satsa. Maalesef serbest piyasa. 750 lira ile 1000 lira arasında bu makinenin fiyatı değişiyor. Orijinal Albastar arkadaşlar. Bu AliExpress'te araştırma yaptım ben. Orada orijinal marka satılmıyor. Ama üzerine marka vurduklarında, mesela hani Daiwa'nın bir videosunu çekmiştim ben. Adam Daiwa'nın logosunu vurmuş. Hani şunu anlayın diye. Biz Daiwa'nın bir makinesini aldık ve birebir kopyaladık. Adam bunu söylüyor arkadaşlar. Kopya makine. Tabii ki hani bunu yapmak yasak mı? Yasak. Ama adam yapmış, siz alıyorsunuz yani. O sizi teşvik ediyor. Sizin almanızda bir sıkıntı olmuyor. Ama orijinal değiller. Yani o Çin sitelerinde veya diğer sitelerde satılan ürünler orijinal değil arkadaşlar. Ona benzer sitelerde. Bugün balık seyrek. Kamış 240 santim arkadaşlar. Bir kamış. Şimdi yine bir başka videoya bir yorum gelmişti. Abi senin kamışın çok küçük. Yani çok kısa. Arkadaşlar, teknede kullandığımız kamışlar kısa oluyor. Bize teknede uzun kamış gerekmiyor. Uzun kamışa ihtiyacımız olmuyor. Uzun kamış ne işe yarar? İlk önce bunu bilmek lazım. Uzun kamış kıyıdan ileriye, açığa daha fazla oltanızı göndermenizi sağlar. Ağırlığı daha uzak bir mesafeye atmanıza olanak tanır. Hatta 4 metre, 13 metreye kadar oltalar vardır arkadaşlar. Tam 13 metreye kadar ben olta gördüm. Bu tarz oltalarda ağırlığı bağladığınızda atabileceğiniz mesafe uzar. 150 santimlik bir oltayla kıyıdan 100-150 metre kadar sallayabilirseniz, o iyi bir atıcı olacaksınız. Sallayabiliyorsanız 13 metrelik oltayı arkadaşlar 1000 metre yollarsınız ya. Evet, istavrit gelmeye başladı. Şimdi bazı arkadaşlar
Balıklar küçük falan yazıyor. Kıyaslamayı elimle yapmayın arkadaşlar. Benim ellerim biraz kalın. Parmaklarım kalın benim. Eller biraz tombik. Şöyle bu küçük uzun atlayış yaptıralım balığa. Biraz da hastayım, kusura bakmayın. Bir önceki videoda anlatmıştım. Malum sebeplerden dolayı hala geçmedi. Bugün de biraz güneşli hava. İnşallah bu güneş bizi iyi edecek. Ciğerleri üşüttük arkadaşlar, ciğerleri. Şimdi 240 santimlik oltayla ben teknede zorlanıyorum. Bir de şey yazan olmuş. Balığı doldurmadan çekiyorsun. Arkadaşlar ben balığı doldurmaya çalışıyorum. İlk balık vurduğunda yukarıya kaldırmıyorum oltayı. Doldurmaya çalışıyorum ama bazı videolarda kullandığım çapariler sinek kanca değil. Şu anda kullandığım çaparideki kancalar da sinek kanca değil. Büyük kanca kullanıyorum. Mix çaparı olarak atıyorum. Arkadaşlar tekne çaparısıyla kıyıdan attığımız çaparı aynı değil. Kıyıdan attığımız çaparı genellikle sinek kanca içerir. Tekneden attığımız kancalar kıyıdan attığımıza göre biraz daha büyüktür. Aralarında fark var. Bundan dolayı sistem değişiyor. Evet, bugün balık nane molla. En azından şu makineyi test etmiş oluyoruz. Makine çok güzel arkadaşlar. Yani makine, ben ilk defa makineyi kullanıyorum. Sanırım 2 aydır bende bu makine. İlk defa balık çekiyorum. Şimdi yeni makineler var. Onlar gelecek. Onları da göstereceğim size. Evet, bugün makine Bugün balık çok neşeli değil. Makine güzel ama arkadaşlar. Makine güzel gerçekten. Sen de git. Bir uzun atlayış. Tamam. Ulan bu balık da güzel ama onunla beraber geldi ya şimdi. Arkadaşıdır belki. Onu da gönderelim. Bir uzun atlayış daha. Harika bir atlayış. Devam. Böyle takıntılarım da oluyor bazen. Balığı tutuyorum böyle. Mesela 3 tane küçük, bir tane büyük geliyor. 3 tane küçüğü atınca diyorum ki lan 4. de onlarla beraberdi. O da gitsin. Öyle atıyoruz. Balığı fazla yakalamıyorum arkadaşlar. Öyle kovalar doldurmuyorum. Eğer misafirim yoksa kesinlikle almıyorum. Bu makineyi size yakından göstermiştim. Onun için tekrar yakından göstermedim ama o Daiwa videosunda güzel bir start arkadaşlar. Yani benim elime oturdu. O Daiwa videosunda masada duran makineyi şu anda kullanıyorum. Alba Star'ın. SOT 50 modeli bu. Alınır mı? Alınır. Ne çeker? Bence her şeyi çeker arkadaşlar. Ben bu makineyle her şeyi çekerim. Ben Alba Star'ın SOT 50 makinesinin anlatımını internette bulamamıştım. O fiyat araştırmasını yaparken kafamız bir ara dumanlandı ya. Bulamamıştım. Bu ilk oldu. Almak isteyen olur. Görsün, baksın arkadaşlar ya. Neyse, çaparı karıştı. Açıp da onunla uğraşacak değilim. Zaten birazdan çıkarız. Yarım tava balık alsam yeter arkadaşlar. Bugün hafif bir balık, şöyle küçük bir salata yeter bana. Gene ne oldu lan? Bakın işte bu uzun oltada teknede yaşadığımız sıkıntı yani.
Oltanın ucuna müdahale edeceğiz. Olta tekneye sığmıyor. Bu tarz sıkıntılar, problemler. Şimdi aşağı inmiyor. Mesela balık bulmuş. Demek ki balık burada. Makinenin sesi falan güzel arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Ya balık vurmamış. Sesi, görüntüsü, yapısı kaliteli arkadaşlar. Güzel yani. Ama bu paralara daha iyi bir makine var mı? Bakmak lazım, araştırmak lazım. Dediğim gibi aldığımız, yolda olan, yurt dışından aldığımız makineler var. 3 parça makine var sadece gelecek olan. Onlar gelsin, onları da bir bakalım, test edelim. Onları da göstereyim size. Fiyatlarına bakın arkadaşlar. Ben uygun bir şey bulduğumda fiyatları video açıklamalarına ekliyorum. Umarım faydası oluyordur. Teknede niye uzun kamış lazım olmuyor bize? Biz teknede atım yapmıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hani uzun kamışlar atım için kullanılır. Ne kadar uzunsa o kadar fazla mesafeye gönderirsiniz. Arkadaşlar biz zaten denizin içindeyiz. Yani bizim atıma zaten ihtiyacımız yok. Yani bizim teknelerimizde genelde radar olur. Bu teknede radar yok. Takacağız hep birlikte. Onu da videosunu size çekip göstereceğim inşallah. Diğerini tam olarak çekememiştik. Yapımını gösterememişim. Bunu da göstereceğim. Biz tekneyle balığın içine giriyoruz zaten. Harika bir arkadaş. Biz tekneyle balığın içine giriyoruz. Balığın olduğu yerde avlanıyoruz. Yani balık teknenin altında kalıyor. Teknede atım gerekmiyor. Kıyıdan daha mı rahat? Tabii ki daha rahat arkadaşlar. Bizim takımlarımız genelde kesilmez. Mesela kıyıdan attığınızda kayaya takılıyor. İşte atım yaparken ağırlığınız aşınıyor, kopuyor, gidiyor. Bizde öyle sıkıntılar olmuyor. Binde bir. Yani mesela ben bir çapariyi 3 ay kullandığım çaparı var arkadaşlar. 3 ay bir çaparı kullandığım oluyor. Çok nadirdir bu yani. 3 ay bir çapariyi kullanamazsınız. Zordur. Hani bir yere koyarsınız karışır, kaybolur. Tekne kullananlar bilir. Ama böyle ucunu bir yere takıyorum. Ağırlığını bir tarafa sabitliyorum. Sabit tutuyorum onu. Ve kancalar da nikel oluyor genellikle. Paslanmıyor. Paslanmadığı için de parlak kalıyor arkadaşlar. Bozulmuyor. 3 ay kullandığım çaparı oldu. 3 ay kesilsin, hani kopsun da kurtulalım dediğim çaparlar oldu. Teknede bu şekilde sistem yani. At çek. Burada balık bitti. İşte hani kıyıdan çok istavrit yakaladı. Kıyıdan felaket. Kıyıdan atıyoruz. İstavrit vuruyor. Alıyoruz böyle bir 300-400 gram istavrit. Yarım kilo oluyor belki. Balık kesiyor. Biz saatlerce atmaya devam ediyoruz. Saatlerce kur çek at. Balık gelecek. Balık orada var mı, yok mu, gelecek mi, garanti mi? Yok yani. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bekliyorsunuz balığı. Ama teknede o yok. Yani teknede ne yapıyoruz? Balık burada bitti. 3-5 kez daha attık, balık gelmedi. Bu sefer diyoruz ki arkadaş yerimizi değiştirelim. Bu sefer çıkıyoruz şuradan 200 metre yana kayıyoruz arkadaşlar. 200 metre yana kayıyoruz, balık tutmaya devam ediyoruz. Bak şu an ben denizde kayıyorum, akıntı var. Bakın kaydıkça balık geliyor. Motor kapalı, denizin sürüklediği kadar gidiyoruz. Bakın büyük oltada teknede döndürmek de zor. Teknede büyük olta kullanan varsa bir 150'lik, 160'lık, her 160'lık kamış denemesini tavsiye ederim. Denesin sonra tekrar görüşelim. Harika bir atış.
tane daha atalım bakalım. Ne gelecek? Bu kamış da benim eski kamışlarda. Bunu burası buradaki ayrıntıları kroma benzetmişler ama alüminyum galiba. Ama alüminyum da değil ya, krom herhalde. Krom, alüminyum, alaşım bir şey olabilir ya. Bu değişik bir malzeme. Gene 240 santim kamışı, gene sizlere teknede nasıl kullanıldığını göstermek istedim. Yine aynı şekilde kötülediğimi sandığınız makineyi göstermek istedim. Makine güzel, kötüleme falan yok arkadaşlar. Bir gün bir makineyi kötülersem markayı kötülemem. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. Her markanın ucuz versiyonu vardır. Hani kötü dersiniz ama o kötü değildir aslında. Fiyata göre rekabet vardır. Adam o fiyatta o makineyi üretmiştir size. Onu sunmuştur. Onu alabilirsiniz ama kötülemeyin markayı. O modeli kötüleyebilirsiniz. Yani işinize yarar veya yaramaz diyebilirsiniz. Ama aynı makinenin, aynı markanın daha üst, daha kaliteli makineleri varsa arkadaşlar, yani yoksa, hepsi kalitesizse bu markadan makine alınmaz denilebilir. Ama tutup da Alba Star'ı kötüleyemezsiniz. Çünkü çok iyi makineleri var, çok iyi kamışları var. Aynı şekilde rekabet için ürettiği ucuz mallar da var. Alba Star'a kötü diyemezsiniz. Ya da başka markaya kötü diyemeyiz arkadaşlar. Hiç markasız böyle seri üretim içinde yapılan makineler, kamışlar da var. Bilginiz olsun. Son atışımızı yaptık. Ben herhalde bugün iyileşmiş olurum, yarın daha iyi olurum. Bugün de öğleden sonra deniz gene bozuk gösteriyor. İnşallah fırtına kopmaz da şöyle bir balık turu daha yaparım sizlerle. İnşallah, umarım. Yok arkadaşlar, bugün balık yok maalesef. Çok seyrek. Evet, bizim avımız burada biter. Evet sevgili dostlarım, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yanlış anlaşmalar varsa bu videoda umarım hepsini halletmişizdir. Tamamen size yönelik çekiyorum videoları. Yani size bilgi vermek için. Unutmayın, ben amatör balıkçı Halit sevgili dostlarım. Yani böyle yanlış gördüğünüz şeyleri bana anlatabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Şunu kullan, şunu yap diyebilirsiniz. Onları deneriz. Problem yok. Benim 40 yıldır balık tutmam profesyonel bir balıkçı olacağım anlamına gelmez. Sizin de yöntemleriniz vardır. Yazın. Karadeniz'deyim. Karadeniz'de hangi balıklar nerede tutuluyor? Büyük balığa çıkan yok arkadaşlar. Hani belki çıkan vardır kıyıdan değil, tekneden. Yöntemlerinizi merak ediyorum. Ben de sizlere bununla ilgili gece balıkçılığıyla alakalı, büyük balıklarla alakalı videolar da çekeceğim. Ama sizlerin de bildiklerini merak ediyorum. Bilgi paylaşacak. Güzeldir. Mera bilgisi paylaşmıyoruz. Siz de mera bilgisi paylaşmayın. Bunun sebebini başka bir videoda anlatmıştım. Gene önümüzdeki gelecek olan videolarda bunu size mera içerisinde anlatacağım arkadaşlar. Mera bilgisi paylaşmıyoruz. Kesinlikle paylaşmıyoruz. Deniz hariç. Denizdeki istavritli mezgit yerleriydi hariç. Diğer özel ırkların yerlerini paylaşmıyoruz. Sebebini yine anlattığım gibi tekrar anlatacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenirsek, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videomuzu paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz, yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız 20 liradan haberdar olmazsanız, kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.